Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Bugün kanatlanacağız. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz abi. Ondan sonra kanatlanıyorum, uçuyorum. Kanki. Aslında denemiştim, çıkıyordu ama. Allah'a emanet, buraya yapma valla. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Onur Market'in katkılarıyla Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde mutfakta sizin, anlatılmaz lezzetler mutfağımızda anlatılmaz lezzetleri bir bir yapmaya devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün kanatlanacağız. Kanatlanacağız ama öyle bir kanatlanma değil. Yani bana özel, evet bana özel diyorum, iddia ediyorum. Harika bir sos ki dostlarım, arkadaşlarım özellikle telefon açarlar. Ya bir kanat yaptı yiyelim derler. Bana özel bir sos hazırlayacağım. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızda anlatılmaz yemekler yapmaya devam. İşte bugün yapacağımız kanadımızın sosunu hazırlayarak yemeğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Onur Market'te dükkan sizin. Öncelikle ne yapacağım? Olmazsa olmaz yağımız var. Ama öyle abartılı bir yağ değil. Yeterli. Yetmezse kıvamına göre takviye yaparız. Azı karar, çoğu zarar. Hep söylüyorum. Efendim, güzelin canım yağımıza ondan sonra ne yapacağız? Yoğurdumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Yoğurt. Hatta ayran bile olur. Hani bekletme şansınız varsa en az 24 saat beklese daha da nefis olur. Süt de kullanabilirsiniz. Ama olmazsa olmaz, ben yoğurt kullanıyorum. Hemen yağıma yoğurdumu bocaladım. Şimdi yağımızı aldık. Yoğurdumuzu kabımıza aktardık. En önemlisi soğanımız burada arkadaşlar. Şimdi soğanımızı rendeledik. Ama bir tüyo vereceğim size. Soğanın suyunu kullanırsanız daha lezzetli olur. Daha güzel olur. Bir de dedim ya, bekletirseniz soğan bu kanadı hafif böyle işler. Yavaş yavaş, yavaş yavaş işler. O nedenle ne yapacağım? Önce avucuma dökeceğim. Bakın, avucuma dökeceğim. Şöyle bir sıkacağım arkadaşlar. Heh. Posasını istemiyorum. Yani o kalan parçaları istemiyorum. Ne oldu? Süzdük. Eyvallah. Haydi bakalım. Durmak yok, yola devam. Ne yaptık? Soğanı da aktardık. Şimdi... Hemen bir tane daha kaşık aldım. Harika acı. Bakın, harika acı biber salçası. Biber salçası. Hatta güneşte kurutulmuş olursa daha nesilerci olur. Fazla değil. Yani yarım kaşık gibi. Efendim, bocaladım içine. Eyvallah. Bu burada dursun. Belki tekrar kullanma şansımız olabilir. Efendim. Şekli şemali yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Şimdi yalnız burada ince bir nokta var. Normalde siz sarımsak da ezebilirsiniz ama işte yani bize sağ olsun sevgili Bayram kardeşim granül olarak hem sarımsak hem de soğan tozu gönderiyor. Bunu kullanmak hem daha sağlıklı hem de daha bir keskin tat veriyor. Hem sarımsak hem de soğan tadı veriyor. Efendim, bunu da istilacıya gönderdik. Soğanımızı da biraz daha fazla katalım. Kattık. Bu da güzel. Şimdi geçiyoruz fasulyenin faydalarına. Fasulyenin faydaları. Olmazsa olmaz. Ne yapıyoruz? Kırmızı pul biberimiz. Bir kaşık yeterli. Efendim, kırmızı biberi attık. Şimdi sırra geliyor sıra. Dedim ya, bana özel diye. Bakın şurada fajita var. Fajita. Ne yapıyoruz? Fajitadan da atıyoruz. Kajun var. Kajun. Bir kaşık da
kajun. Ve olmazsa olmazımız tuzumuz. Hemen karabiberimiz. Karabiber de bol olsun. Hadi. Hadi bu kadar yeter. Bir de ben muhakkak ama muhakkak arkadaşlar kırmızı toz biberi atıyorum. Tatlı kırmızı toz biber. Kırmızılığı o barbekünün ızgaranın üzerinde o mayhoşluğu versin diye. 2 kaşık. Bu da tamam. Dedikten sonra kekik de atalım. Şimdi ne oldu? Burası bulamaç oldu. Bulamaç. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Agacım şöyle güzel bir karıştır. Sen biraz dinle. Bana müsaade et. Mantarımız var. Yeşil biberimiz var. Kırmızı biberimiz var. Pırasamız var. Efendim elma dilimli patatesimiz var. Soğanımız var. Şimdi izin verirseniz ben hemencik fazla değil. Şu canım özel kanatlarımın uçlarını alarak böyle başlamak istiyorum. Uçlarını kullanmayacağım. Bir de bunun bir yeri var. Şöyle ayarladığın zaman o kendisini buluyor zaten. Şuradan şöyle şunu çıkartacağım. Hani Allah izin verirse çıkartabilirsem. Aslında denemiştim. Çıkıyordu ama biraz uğraştırdı. Evet. Şurada ya şöyle yapıyorsun bak. Bak şurası ya, şu ucu işte ya. Şimdi abiler, ablalar sakın yanlış anlamayın. Ben bugün yaparken kanadımın şu hani çok etli olan kısmı var ya, onları kullanmayacağım abi. Neden? Bunların pişmesi çok süre alıyor. Uçları kullanacağım. Uçları soslayacağım. Hemen uçları cız 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 kartla yapacağım arkadaşlar. Onun için bunları ayırıyorum. Bunları artık biz yemeği hazırlayıp sunumumuzu yapıp tattıktan sonra yine atacağız karpa. Onları da götüreceğiz Allah'ın izniyle. Efendim ucunu alıyorum. Evet, pır 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 biraz zorlanarak kanatlarımın uç kısımlarını ayırdım arkadaşlar. Şunları aldım şöyle. Eyvallah. Şu dediğim gibi bu kısımlarını pişirmeyeceğiz. Bunları da aldım. Şöyle ayırdım abi. Şimdi ne yapıyoruz? Uçları aldık. Mamuli buraya aldık. Biraz daha karıştırdık. Şimdi hemen başlıyorum bocalamaya abi. Böyle kenarı koyuyorum bak. Böyle kenarıya koyuyorum. Ne yaptım abi? Aşkla, sevgiyle bunları yoğurdum abi. Aşkla, sevgiyle. Aa ne kadar çok var demeyin. O ayırdığımız uçları da biz sonra ne yapacağız? Tekrar sosumuza yatıracağız. Onları da pişireceğiz Allah'ın izniyle. Ama hatırlatıyorum. Bunu bu sosla harmanlayıp güzel üstünü kapatırsanız, buna biraz da süt eklerseniz, şöyle bir 24 saat bekletirseniz dolapta, var ya ızgaraya attığın an ços diye şişer böyle. Dilerseniz bereket versin diyelim. Bu hadde geldik. Karpın başında buluşalım. Bereket versin herkese. Efendim bereket versin dedik. Karpımızın başına geldik. Sürprizimiz var dedik. Hemen açıklayalım sürprizimizi. Ben şimdi karpımı açıyorum. Yaklaşık 1 saattir içeride nereden baksanız 300-350 derece sıcak var. Karpın bu ürünle birlikte gönderdiği yaklaşık 6,5 kilogramlık harika bir döküm tavası var. Onu yaklaşık 1 saattir ısıtıyorum arkadaşlar. Ve ona çok güveniyorum. Şimdi öncelikle Hakan yakından da gösterecek inşallah. Ne yapacağım? Yaklaşık 1 saattir ısıttığım karpıma şu tereyağlarımı bir yollayacağım arkadaşlar.
Teşekkür ederim. Hiç acımadan, bakın burada kırmızı biberlerim var. Yeşil biberlerim var. Soğanlarım var. Pırasam var, pırasam. Ve patateslerim var. Bunları ne yapacağım? Böyle bir harmanlayacağım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, gördünüz. Alevli, janjanlı bir şekil yaptık. Acaba olur mu dedim. Harbiden oldu. Hiç bunları fazla tutmuyorum. Bunları güzel soteledim. Bunlar hazır. Ben şimdi karttan kucağının kart tavamı alıyorum. Biraz ağır ama idare edeceğim. Şöyle aldım. Müsaade istiyorum. Efendim, o orada dinlene dursun. Ona en son bir şekil yapacağız. Öncelikle kanatlarımı yollamadan önce bir babuşko babuşko mantarlarım var. Onların ortalarını aldım. Böyle en arkaya doğru onları bir yolluyorum. Siz burada istirahat edin. Ne dedik? Harika bir sos. Bana özel bir sos. Kanatlanacağız dedik. Şimdi kanatlarımızı ızgaramıza atabiliriz arkadaşlar. Böyle sallaya sallaya atacağız. Sallaya sallaya. Neden? Şu üstündeki dokunun çok fazla yanmasını istemiyoruz çünkü. Hadi bismillah. Of 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 of. Of 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 of. Ayy. Anında geldik. Efendim ters yüz yapacağım. Ama beni kapat diyor karp. Enerjim boşa gitmesin diyor. Karpımı kapattım. Az sonra çevireceğiz. Yolculuk devam edecek. Kakan Gican Baz. Hakan diyor ki, abi diyor, yandı diyor. Yanmadı. O sos bir kat oluşturdu burada. Yerken şöyle kıvırdığın zaman kemiğin lıp diye çıkacak, lıp diye götüreceksin. Zaten pişti. Yani normalde şu anda pişti. 3-5 dakika daha duracak. Ondan sonra kanatlarımız hazır. Kanatlar pişer pişmez masanın başında buluşuyoruz arkadaşlar. Kakan Gican Baz. Evet, vakti zamanı geldi. Bir zaman geçişi yaptık. İlk tarafını pişirdikten sonra ikinci tarafı çevirdik. 3-5 dakika böyle fazla değil. Ne yaptık? Hemen üst tarafa, karpın bir özelliği daha var. Ne yaptık? Üst tarafa dinlenme bölümüne aldık kanatlarımızı. Kanatlarımız şimdi dinleniyor. Efendim, ne yapmıştık? Siz şurada uslu uslu durun demiştik ya mantarlarımıza. Bakın. Mantarlar burada. Mantarlarımız uslu uslu duruyorlar. Hatta suları kaynıyor böyle. Şimdi ben bir aksiyon yapacağım. Ne yapacağım? Şöyle kaynayan mantarın içine tuzumu koydum. Şuraya da koydum. Şuna da. Birazcık daha müsaade isteyeceğim onlardan. Diyeceğim ki sizi ödüllendirmek istiyorum. Ödüllenmeniz lazım. Ne yapıyorum? Rendelemiş olduğum burada çok güzel kaşarlarım var. Hakan'cığım, bak canım benim. Burada çok güzel kaşarlarım var. Ne yapacağım? Mantarlarımı ödüllendireceğim. Şöyle şunun içine. Şöyle. Of 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 of.
Ay 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 ay. Kaşarlar hafif erisin. Sunum tabağımı alıyorum. Masanın başında buluşuyoruz arkadaşlar. Görüntü mükemmel olacak. Masanın başında buluşalım. Onur Market'te dükkan sizin. Hanımefendiler, beyefendiler, bir yemeğin daha sonuna geldik. Ne yazık ki az sonra tadacağım yemeğimizi. Bugün ne yaptık? Kanatlandıran kanat yaptık. Tabii şimdi evde ızgara yaptığınızda ister istemez bazı sorunlar oluyor. Ne oluyor? İşte çok bulaşık çıkıyor. Biz bulaşığı nasıl çözüyoruz? Biz bulaşığı Onur hamaratla çözüyoruz. Bu bir. Artı hamarat ürünleriyle bütün yerleri, her köyü, kıyıyı, köşeyi her yemekten sonra temizliyoruz. Ama en güzel tarafı sabah geldiğimizde bu şu anda hissettiğimiz kokunun olmaması için şu canım kokuyu, spreyi kullanıyoruz. Çok da güzel kokuyor mutfağımız. Katkılarından ötürü dostlarımıza, bize inanan, bize güvenen, başta Onur ailesi olmak üzere bu yapımda, bu videoları çekmemizde emeği olan herkese sonsuz teşekkürler. Adet yerini bulsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, Eşit Hanım'ın yanaklarından öptüm. Her şey çok güzeldi. Ben şimdi kanatla başlamayacağım ama. Ben bugün kanatla başlamayacağım. Önce şu küçücük mantar var ya. Önce şu küçücük mantarı alayım. Şu küçük mantarla başlayayım. Bakın şekil bu. Kanki bunu götürür. Bismillah. Sanki kuzu pirzola. Bir tane de patates. Bir tane de patates. Nasıl olmuş o pırasa diyeceğim. Bir de pırasa alacağım. Ve finalde kanatlanmak üzere kanadıma o aleve değer. Ben size söyleyeyim. O aleve değer. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Bak. Bak bak kemiğe bak bak. Bak. Kemiğin üzerinde 1 gram et kalmıyor bak. Neden? İşte faktör A. Kankinin sosu. Hele var ya, bunu şöyle bir 24 saat dolapta bekletin. Nasıl olacak biliyor musunuz? Keri var, keri var. Ben çomakları pişirmeye karpın başına gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konuşamadım, aklınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Fırı yapma pahalı.